Bir lisans öğrencisi aynı zamanda örgün yahut online bir şekilde 2 yıllık bir ön lisans programı yahut ayrıca bir lisans programı okuyarak turist rehberi olabilir. Bu da mümkün. Tabii ki bir miktar daha zorlanırsınız, biraz daha yorulursunuz ama imkansız diye bir şey yok. Eğer bir lisans mezunuysanız da bir yüksek lisans programı sondan bitirerek turist rehberi olabilirsiniz. Mümkündür. Yani hatta şiddetle de tavsiye ederim diyebilirim size. Çok rahat olabilir. Biraz daha eğer tarih, edebiyat veya özellikle ilahiyat gibi biraz daha rahat bölümlerdeyseniz, yani şöyle rahat, tabii ki ilahiyatın, edebiyatın kendince bir ağırlığı var ama meslekle uyum olarak rahat. Çünkü bir edebi eseri ya da ilahiyatla ilgili bir şahsiyeti, yani bir dini şahsiyeti, tarihteki bir şahsiyeti öğrendiğimiz zaman otomatikmen rehberlikteki bir anlatım konusunu öğrenmiş oluyoruz ve meslek olarak çok daha rahat yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani edebiyat olsun, sosyal bilimlerde olsun, tavsiye de ederim. Şimdi halihazırda üniversiteye devam eden arkadaşlar ek olarak ön lisans ya da uzaktan ön lisans olmak üzere eğitimlerine devam edebiliyorlar. Yani bunun için kanunen bir engel yok.